Herkese merhaba arkadaşlar. Reper Sinimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde kampüs nasıl yapılır, kampüs nasıl yapılmalı gibi başlıklara cevap vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadarıyla. Şimdi kampüs olayları bildiğiniz gibi ve birazcık detay istiyor. Yani bina kapsamı olarak baktığımız zaman bayağı bir detaylı aslında baktığınız zaman. Oldukça fazla bina var kampüsle alakalı. Bu yüzden ben mutlaka böyle yapmalısınız gibi bir şey söyleyemem bununla alakalı. Ama neler yapabiliriz, nasıl başlamalıyız? Direkt ufaktan böyle detayları vereceğim. Binaların etkisini gözlemlemeye çalışacağız burada ufaktan aynı zamanda. O şekilde devam edecek. Şimdi üniversite binasını tamamen kaldırıyorum. Üniversite seviyemiz görmek adına, üniversite durumunu görmek adına bunu kaldırdım tabii ki. Şöyle bakacak olursak üniversite uygun öğrenci sayımız 246, kapasitemiz az sonra düzelecek, sıfırlanacak. Sıfırlandı şu anda, gayet güzel. Şimdi kampüs alanı yapmak için arkadaşlar öncelikle herhangi bir alanı kampüs olarak boyamamız gerekiyor. Geliyoruz sol alttan bölgeler ve alanlar şeklinde geliyoruz ve Paint Campus Area seçeneğini seçiyoruz. Bir sonraki seçenekte Eras Campus Area, bu silmeye yarıyor. Paint Campus Area'nı da boyamaya yarıyor zaten. Paint olayından anlıyorsunuzdur zaten. O kadar anlatmaya gerek yok yani, o kadar da detaylı. Şimdi altta sol altta fırçalarımız var. Küçük fırça. Hatta şu menüyü birazcık küçültelim de. Bir ufaktan gecikmeli geliyor gibi. Tamam, sıkıntı yok şu anda. Küçük fırçamız, daha sonra orta fırçamız, büyük fırçamız şeklinde fırçalarımız var şu anda. Şöyle bakacak olursak şuraya güzel bir alan yaparız gibi geliyor bana açıkçası. Hemen boyamamızı yapalım. Ondan sonra kampüsümüzü belirleyelim. Şöyle kampüs alanımız burası olsun. Duruma göre büyütebiliriz, duruma göre küçültebiliriz. Sıkıntı değil onlar. Hatta şöyle de satın alalım elimizdeyken. Şimdi şöyle zeminini de ufaktan düzeltmek istiyorum. Tamamen dümdüz bir zemine yapmak istiyorum ben burayı. Şuradan aldık fırçamızı, hemen şuraları düzlüyoruz. Seri şekilde çok etrafa bakmadan, çok kurcalamadan etrafı düzledik. Tamam. Daha sonra geliyoruz yollara. Aradan bir tane yol çekeceğim ben. Hemen karşıya doğru bir tane yol çekiyorum. Daha sonra bu yolu az bir şeyle devam ettiriyoruz buraya kadar. Köprü görünümü mü oldu orada, yoksa yolun tasarımından kaynaklı? Tasarımından kaynaklı. Şimdi şuradan çok az bir şey daha bu tarafa doğru yol getireceğim. Daha sonra burada çalışmalarımızı yapmaya başlayacağız şimdi. Bakın kampüs binaları bunlar değil arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz tabii ki. Altlarında detayları, işte öğrenci kapasiteleri vesaire vesaire yazıyor. Bunları yapmayacağız. Biz geleceğiz buradan Trace School Campus Area şeklinde. İşte 4-5 tane bölmemiz var işte okulla alakalı. Bunlardan birini yaparak başlayacağız. Geldik Trace School Campus Area seçeneğinin üzerinden. Herhangi bir tanesini, yani ilk önce aslında bunu koymamız lazım. Bizim şu anda başarılarımızın tamamı açık olduğu için tam olarak detaylı göremeyeceğiz. Biliyorum bunun farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Geldik buraya koyduk bir tane binamızı. Şöyle yapalım. Detaylı bir şekilde gösterebilmem adına mecburen başarıları açık tutmam gerekiyordu. Açık. Yani mecburduk buna. O yüzden kusura bakmayın yani şimdiden. Şimdi alanımızı koyduk, binamızı koyduk. Gördüğünüz gibi etrafında zaten yolların olmasından kaynaklı olarak aklımıza bir soru işareti geliyor. Bu binalardan bir tane koyabiliriz bu arada. Movit'le falan kopyalayabiliriz elbette. Bundan sonraki binaları normal yaya yollarının etrafına koyabiliyoruz arkadaşlar. Bu binayı herhangi bir şekilde farklı bir noktaya koyamıyoruz. Ama mesela taşıdık, bakın hiçbir şekilde koyamıyoruz sağa sola. Mutlaka yol kenarında olması lazım ve kampüs alanının içerisinde olması lazım. Yani boyamanın içerisinde artı yolun kenarında olması lazım. Bu şekilde işliyor. Sonra geliyoruz ikinci binaya mesela. Trace School olarak geçen binaya geldiğimiz zaman bakın bu yolun kenarına yapılabiliyor. Aynı zamanda şu yaya yollarının kenarına yapılabiliyor. Ama kampüs arenasının, kampüs alanının dışına herhangi bir şekilde bu binayı da koyamıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi mesela geldik. Şuraya bu binayı yerleştirdik. Bakın. Şimdi bu herhangi bir şekilde bize öğrenci kapasitesi koyuyor mu onu görmek istiyorum ben öncelikle. Şunu bir silelim şu binayı. Şöyle oyumuzu bir akıtalım. Geldik üniversite kapasitesini. Üniversite kapasitesini arttırmıyor diye hatırlıyorum bu ama. Bakacağız bakacağız şimdi. Ufaktan bir elektrik problemleri falan mı yaşanıyor sağda solda diyecektim ki bu bina yaşıyormuş. Tamam. İki yukarıda gözüküyor ya, o yüzden kafam karıştı bir anda. Hemen buranın su olaylarını çözelim seri bir şekilde. Geldik su problemini çözüyoruz burada. Tamam. Daha sonra elektrik probleminizi çözelim sizlerin. Getirdik. Niye geçirmedin sen bizi? Geçirirsin be kardeş. Sal bizim peşimizi. Tamam, şimdi buranın herhangi bir şekilde üniversite öğrenci kapasitesini arttırmadığını gördük arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen ikinci binamızı yerleştiriyoruz. Hemen yaya yolunun kenarına yerleştirdik. Şöyle üzerine tıkladığımız zaman
375 tane %150'deyken eğitim kapasitemiz 375 öğrenci kapasitesine sahip oluyor ve hemen buraya öğrenciler yerleşmeye başlıyor. Toplamda 296 tane üniversiteye uygun öğrencimiz var. Bu yavaş yavaş artacak. Mezun oldukça da insanlar, öğrenciler burada gözükmeye başlayacak. Kapasitede olduğunda zaten herhangi bir şekilde öğrenci gelemiyor ve bunun dengesini güzel bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bunu bir önceki bölümde de bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi bu tamamen park, yani kampüs içerisinde olabilecek park, yani insan, öğrencilerin gelip burada takılabileceği bir ortam. Daha sonra bu binaya geldiğimizde 125 tane kapasitesi var. Öğrenci kapasitesi. ET Club. Bu da normal yönetim binası tarzında bir şey işte. Daha sonra işte gene bu da normal park. Öğrenciler için böyle bilim tarzında, böyle bilimi yansıtacak tarzda bir park. Ondan sonra buna baktığımızda 750 öğrenci kapasitesi var. Kafeterya. Normal takılabileceği öğrencilerin gene bina. 375 kapasite park. Daha sonra kitap kulübüne bakmıştık zaten. Kütüphane tarzı demiştik ama kitap kulübü oluyormuş. Kütüphane zaten koymuşlar buraya. Şu kütüphane. 62 öğrenci kapasitesi var. İdare eder. Daha sonra baktığımız zaman 437 tane öğrenci kapasitesi var laboratuvarın. Ve akademik çalışmalara %40 şans tanıyor. Yani %40 artı pozitif katkı sağlıyor diyelim. Daha sonra bookstore, kitap mağazası tarzında bir bina. Herhangi bir şekilde öğrenci kapasitesi yok. O tarz binaların %40 gene bu akademik çalışmalara katkı sağlıyor. 250 öğrenci kapasitesi var. Kapasitesi sağlıyor. Daha sonra 62 öğrenci sağlıyormuş burası da. Plaj voleybol kulübü. Plaj voleybolu oynanıyormuş burada da. Gördüğünüz gibi öğrenciler takılıyor burada. Daha sonra bir tane parkımız var gene. Arkadaki binalara geçecek olursak 1250 öğrenci kapasitesi. Polis Akademisi gerçekten bayağı sağlam bir öğrenci kapasitesine sahip burası. Bina kocaman zaten, devasa bir bina. Daha sonra bu binaya baktığımız zaman turizm ve travel, seyahatle alakalı bir bina. Okul, eğitim veriyorlar muhtemelen onunla alakalı. 1250 öğrenci kapasitesi sağlıyor. Daha sonra bu binaya geldiğimizde mühendislik fakültesi oluyor bu galiba, değil mi? Mühendislik fakültesi 1250 öğrenci kapasitesine sahip. Eğitim kısmına geldiğimiz zaman bakın arkadaşlar, toplamda şu anda oyunumuzu tekrar aktif edelim. 447 tane öğrenci, 450 tane öğrencimiz var. Şehirde öğrenci, okumaya uygun öğrenci var. Ama 6998 tane üniversite kapasitemiz var. Buna gerek var mı? Kesinlikle yok. Ve bütçeye baktığımız zaman bakın 14.981 bütçe harcanıyor buraya şu anda arkadaşlar. 14.980 inanılmaz bir miktar. -7.000'deyiz ya şu anda. -7.000 mesela 14.980'i 8.000 civarına düşürdük diyelim. +1000'e geçeceğiz. Öyle hesap edin yani, bunun matematiğini bu şekilde yapabiliriz. 14.980-7.000 toplamda 7.000 civarında. 7.000 mi? 7.000 hatta artıyor bile bakın şu anda. Bütçeyi artıyor, yani kapasite artıyor. Okumaya uygun öğrenci sayısı arttı veya bu binalardan bazıları aktif olmamıştı az önce. Onlar aktif olmaya başladı. Gördüğünüz gibi 16.000 17.000'e doğru hızlı bir şekilde gidiyor. 17.000'den mesela 9.000 çıkarttığımızda 8.000 mi kalıyor toplamda? 8.000 artı 8.000'e geçebiliyoruz yani, bu kadar büyük kapasiteyi sağlamadığımızda, bu kadar büyük bir kampüs alanı yapmadığımızda. Baktığımız zaman evet, tasarımını falan güzel bir şekilde yaptığımızda inanılmaz güzel, inanılmaz katkı sağlayabiliyor şehre. Ve gerçekten Skylines oynuyorsak mutlaka ama mutlaka olması gereken bir tasarım, mutlaka olması gereken bir proje. Ama bütçelere çok çok dikkat etmekte fayda var. Çünkü şehrin batmasını istemiyoruz. Tamamen sizin tercihiniz bu. Mesela bakın 62 kapasite sağlıyor ve 317 bakım maliyeti var. Gerek var mı? Normalde yok. İsterseniz kaldırabilirsiniz bu binayı. Koymayabilirsiniz. Tamamen bu konuda tercih sizin arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım yararlı olabilmiştir bu video size. Burada bölümümüzün sonuna geliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Video bensiz, ben bir kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oynadığım yeni videolar, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.